Merhaba kıymetli Campus FM dinleyicileri. Şehrin en iyi radyosunda 104.7 Campus FM'de mutfağın frekansına hoş geldiniz. Ben Özgür Sabun. Yanımda sevgili dostum Kamil Canbaz var. Hoş geldin Kamil. Nasıl gidiyor? Hoş buldum Özgür. Teşekkür ederim. 7. programımızı çekiyoruz. Heyecanlıyım, keyifliyim. Sen nasılsın? Sende ne var ne yok? Ben de iyiyim. Bugünkü konuğumuz uzun yıllardır nitelikli kahve kültürünü korumak için girişimlerde bulunmuş. Çomu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Uygulama Mutfağı'nda kahve atölyesinin kurulum sürecinde eğitim için gerekli ekipman desteğini sağlamış ve aynı zamanda kahve üzerine çeşitli workshoplar vermiş olan Federal Coffee Company yöneticisi ve kurucu ortağı Sayın Ömer Özgel. Ömer Bey, öncelikle hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Hoş bulduk. Sizler nasılsınız? Bizler de gayet iyiyiz. Programımıza hızlıca girmek istiyorum izninizle. Vereceğiniz bilgilerden dolayı meraklı ve heyecanlıyım. İlk sorumla başlıyorum. Ömer Özgel kimdir? Kahve ile ilk tanışmanız nasıl oldu? Bahseder misiniz? Programa başlamadan önce size teşekkür etmek istiyorum. Değerli bir program yapıyorsunuz. Bu programın belli başlı kısımlarını dinleyebildim ama vakit bulamadığım ve dinleyemediğim diğer konularınız da var. En kısa sürede onları da dinleme fırsatını kendime yaratıp dinleyeceğime söz veriyorum. Çok teşekkürler, çok incesiniz. Çok sağ olun, siz de öyle. Ben Ömer Özgel olarak şu an Çanakkale'de yaşıyorum. Ama daha önce 92 doğumluyum, ondan bahsedeyim. Ankara'da ikamet ettim. Ankara'da Turizm Otelcilik Lisesi ile birinci sınıfı orada bitirip sonra Etiler Turizm Otelcilik üçüncü ve dördüncü sınıfı orada tamamladım, mezun oldum. Marmara Üniversitesi Turizm Otel İşletme kazandım. Orada turizm otelciliğe gönül verdim ve uzun yıllar hem okuyarak hem de çalışarak bu sektörün içinde 15 yıldır bulunuyorum. 15 yıldır çalışıp hayatımı idame ettirip hem akademik kariyerime hem kendi kariyerime, iş kariyerime devam ediyorum. Kahve ile konumuz nasıl başladı? Şöyle anlatabilirim. İlk tanışmamız nasıl başladı? İlk önce şundan bahsetmek istiyorum. Mutfak okuduktan sonra ben üniversite yıllarımda hem paramı kazanmak için hem de hayatımı idame ettirmek için hem de okumak için miksoloji kısmına yöneldim. Yani bu işin biraz daha soğuk içecekler kısmına yöneldim. Uzun yıllar sektörün her alanında çalıştım. Ve İstanbul'un, Bodrum'un, İzmir'in birçok Türkiye'nin bölgesinde hem ikamet ederek kısa süreli de olsa, sezonluk da olsa yaşayarak kendimi geliştirme fırsatı buldum. 2015'te yanlış hatırlamıyorsam, 2015'te Asmalı Mescid'de yine bir mekanda miksoloji alanında çalışıyordum, departmanında çalışıyordum. Bizim şu anki kurucu ortağımız Levent Bey. Levent Bey çok öngörülü bir adam. Bu sektörün artık kahve sektöründe hızlı bir başlangıç olacağına inanıyordu. Ama ben soğuk içeceklerle ilgilendiğim için kahvede yani sıcak içecekler kısmında çok hakim değildim. Evet tüketiciydim. Bir Türk kahvesi, bir espresso tüketiciliği yaptım. Ama hiçbir anlamda o zamana kadar yani 2015-2016 yıllarına kadar profesyonel olarak profesyonel gözle bakmadım. Bu sektöre artık geçelim, öğrenelim ve yapalım cümlesi benim kahveyle tanışma serüvenimi başlattı. 2014 yılında ortak olduğu yani 2014 yılında kurulan 2015 yılında bizim de kararımızla ortak olduğumuz bir kahve markası vardı. Orada deneyimledik, tecrübelerimizi kazandık. Bir tane şubesi olan yere bir şubede biz açıp işleyişimizi götürdük. Farklı ticari nedenlerden dolayı oradaki işletme bünyemizi ayırıp kendi ekibimizle birlikte Federal Coffee Company markasını kurduk. Kurulan bu markanın içinde ben kahvenin ne olduğunu ilk önce öğrendim. Kahvenin ne olduğuyla birlikte nasıl yapıldığını, nasıl sunulduğunu, nasıl bir hizmet anlayışı olması gerektiğini öğrendim ve bu sürecin gelişmesinde 2016 Şubat ayında bu zamana kadar hep gönül verip destek verdim. Yani baristalık yaptım, barista eğitmenliği yaptım, satış uzmanlığı yaptım, iş geliştirme uzmanlığı yaptım, finans ve maliye kısmına baktım, dükkan kuruluşu ve franchise, fizibilite, yatırım bütçe planlama kısımlarına baktım, üretim kısmına baktım. Tek yapmadığım şey kavurma oldu. Kavurma konusu benim uzak kalmak zorunda kaldığım nokta oldu. Çünkü her alanla ilgilendiğiniz için oradaki mesai ve oradaki özveri tamamen odaklanmanız gereken bir konu. Ben de karakter olarak bir şeye odaklanmayı hiçbir zaman tercih etmedim. O yüzden her alanında kendimi geliştirdim. Tabii kavurma hakkında da bilgim var mı? Bilgim var. İyi bir kavurucu olamam ama kahvenin nasıl kavrulması gerektiğini ve nasıl kavrulmuş bir kahvenin nasıl yorulmaması gerektiğini çok iyi bilirim, analiz ederim. Kahveyle tanışmam böyle oldu. Yani bir
cümleye baktı. Kahve işine girelim mi dendi. Özet olarak hadi girelim dedik. Ve bir söz verdik. Yaptığımız işin en iyisini yapmaya özen göstereceğiz dedik. Bugün de aynı özveriyle çalışıyoruz. Uzaktan baktığımızda başarılarla dolu bir hikaye kendimce. Ben şuradan devam etmek istiyorum. 15 yılı aşkın süredir sektörde emek vermiş birisi olarak içecek sektöründe, hizmet sektöründe gerek turizmin başrolde olduğu bünyelerde emek vermiş birisi olarak Türkiye'de ve dünyada kahve kültürünün geleceği hakkında fikirleriniz nelerdir? Şimdi geleceğiyle alakalı konuyu derinlemesine yani doğru yorumlamak için aslında biraz da geçmişine bakmak lazım. Tabii ki. Yani kahvenin oluşu nasıl oluştu? Kahve kültürü geçmişini inceleyelim mi aslında bu soru olması lazım ki geleceğini de yorumlayalım. Lütfen. Şimdi kahve aslında birçok rivayet var, birçok hikaye var. İşte Çoban Kaldi hikayesi var. Yemen Moka bölgesinde Çoban Kaldi hayvanlarını yani koyunlarını otlatırken bir enerji, bir hareket halinde olduğunu gözlemliyor. Ve bu keşfiyle birlikte hangi bitkiyi tükettiklerini takip ediyor ve kahvenin ham hali yani yetişmemiş çiğ halini, bir çeri meyvesi olduğu halini tükettiklerini fark ediyor. Sonra bunu gözlemleyip bir akış haline getiriyor. Tabii bu rivayetle birlikte işte köylüleri, Yemen'deki kişiler bunun işleme proseslerine bakmaya çalışıyorlar. Bir türlü denedikleri yolda bir yol kat edemiyorlar. Şans eseri yine söylenen rivayet ve anlatılan bunlar yazılı da var. Söylenen rivayet bu çekirdekler ateşe atılıyor. Oradan bir koku geldiğini fark ediyorlar ve bu kokuyla birlikte de aslında bu meyvenin çiğ olduğunu ve bir işlem gördüğünde aslında diğer aşamalara diğer işleme aşamalarına geçebileceklerini fark ediyorlar. Ve bununla birlikte de bizim şu anki yüzyıllardır tükettiğimiz kahve kültürü dediğimiz konuyu da Türk kahvesi konusunun özü çıkıyor. İlk başta bu çıkıyor. Aslında Türk kahvesi bir Türk kahvesi ismidir ama Türk kahvesinin yapımı da pişirme tekniğidir. Bir yöntem. Bir yöntemdir. Evet. Bu pişirme tekniği sayesinde kahveyi öğütmeden suyun içine atıyorlar, soğuk suyun içine atıyorlar, sıcak suyun içine atıyorlar. Bir şekilde pişirme tekniğiyle Türk kahvesi ortaya çıkıyor. Aslında ben Türk kahvesine girmek istiyorum daha çok. Dünyada diğer kahve türlerinden farklı olarak telvesiyle ikram edilen bir kahve. Bu konu hakkında verebileceğiniz bilgiler var mı? Tabii şöyle söyleyebiliriz bununla alakalı. Şimdi Osmanlı devleti yani Yemen Moka'dan çıkan bir ticaret başlıyor. Bu Yemen Moka ticari iskele çıkan ticaretle günümüze günümüze kadar geliyor fakat ama bunun ilk başlangıç serüveni Yemen Moka'dan Osmanlı'ya kadar ulaşıyor. Saraya kadar ulaşıyor. Saraya ulaştığında da Osmanlı Devleti'nden sonra Viyana kuşatmasıyla birlikte, Viyana'nın diğer kapılarıyla birlikte aslında Avrupa'ya ve dünyaya açılıyor. Bütün bilgiler bu yönde. İlk kıraathane olarak 1554'lü yıllarda yanlış hatırlamıyorsam o yıllarda İstanbul'da kıraathane, kahvehaneler kuruluyor. Burada da işte kahvehanelerde sosyalleşen kişiler ya da toplanan kişiler, toplumsal o günün konuları işte politik, edebi tartışmaların ya da bir sosyalleşmenin en büyük elçisi, eşlikçisi oluyor Türk kahvesi. Ve Türk kahvesini filtreleme sistemi olmadığı için, o günlerde bu filtreleme sistemi gerçekleşmediği için telveyle yani pişirildiği haliyle servis ediliyor. Bu da şimdi kültür olarak da farklı farklı yorumlanıyor. Yani saraya giriyor, yanında lokum veriliyor. Ya da su veriliyor. Suyla telveyi aldıktan sonra ağzınızı temizlemek için suyu içmelisiniz gibi yorumlar yapılıyor. Ya da sofraya konulduğunda önce su içiliyorsa gelen misafirin aç olduğu anlaşılıyor. Lokum veriliyorsa o sohbetin devam edilmesi ve o sohbetten hoşnut kalınıp bir hatır meselesine dönülüyor. 40 yıllık hatır konusu bunlarla birlikte ilerliyor. Türk toplumunun Türk kahvesindeki genel kültürü aslında bunlarla yorumlanmış haliyle başlıyor. Bununla bitmiyor zaten yani kahve çeşitlerinin arasında kalıyor Türk kahvesi ama bir geçmişimiz ve kültürümüzle birlikte birçok anlam yükleniyor. Ve bugünkü konusu Türk kahvesinin aslında bir pişirme tekniği olması. Çünkü Türk kahvesi denilince şey de geliyor insanların aklına. Türkiye'de yetişen kahvelerden elde ediliyor diye düşünülüyor. Ama Yemen Moka'da keşfiyle birlikte aslında başka ülkelerde de yok mu? Başka ülkelerde de var. Kahve
kahve çekirdeğinin ekolojik dengesi, ekosistemdeki dengesi dünyada ekvator çizgisi, belt dediğimiz bu kemerin üzerindeki ülkelerde yetişiyor. Çünkü iklim koşulları buna müsait oluyor. Türkiye'de yetişen bir kahve çekirdeği yok. Bunu 3-4 yıl önce ilk hasatını Antalya'da yaptılar ama ne derece başarılı oldular? Bu konuyla alakalı çok bir fikrim olmadığı için bu konuya girmek istemiyorum. Tabii bizim şimdi Türk kahvesi konusu da her bir anlamı yüklediğimiz için buna en büyük ticaret bir de şey vuruluyor, fal. Yani hoş geldiniz, bir Türk kahvesi içer misiniz var. Türk kahvesi içerken birçok konunun tartışmasını yapıyorsunuz, konuşuyorsunuz. Eve gelen misafire en kolay yöntemle, cezvede, ateşle birlikte Türk kahvesini veriyorsunuz. Ama biz bu kültürü içerisine, hani teknolojik ekipmanlar değil, insanlara fal kültürünü aşılıyoruz. Yani hem kahveyi satıyoruz hem de insanlara aslında hayal satıyoruz. İnanır mısınız, inanmaz mısınız ben bilmem ama yani fal kültürü ile birlikte biz insanlara yıllarca bir ticarethane merkezi kuruyoruz. Kahveyi telvisini sunuyoruz. İçinde içeriğiyle birlikte fincana ters çeviriyorsunuz. Bir şeylere niyet ediyorsunuz ve fincanı sizin için birisi açıp yorumluyor. Oradan çıkan figürlerle yorumluyor. Bu doğru olabilir. Belki onun bir bağdaştığı şey vardır. Ne derler buna? Bir izlenim vardır belki. Bir yorumlama tekniği doğrudur. Doğru da olabilir. Bunlara da hiç girmiyorum ama ben şöyle bakıyorum buna. Bizim kültürümüzü bugünkü şartlarda, teknolojik anlamlarda, geleceğe yönelik anlamlarda bir pazar oluşturmak yerine fal kültürüyle, hayalle satıyoruz ve hayalle pazarlıyoruz. Ve bunda da başarılı oluyoruz. Düşünsenize, yani geçmişimizden gelen bu kültür, yüzyıllardır gelen bir kültür, geleceğe ticarethanesi sadece hayal satmakla ilerliyor. Ve bu hayal de insan oğlunun ufku ne kadar genişse ve o falın içinde, telvenin içinde çıkan o yorumlar da ne kadar genişse o kadar da bitmeyen bir sektör haline geliyor. Evet, Osmanlı döneminde özellikle kahveye birçok anlam yüklemişiz. Gerçekten de güzel olmuş aslında. Türk kültüründe Türk kahvesi önemli bir yer alıyor. Dünya genelinde bizim kahve ticaretindeki payımızı da bayağı etkilemiş. Yani bu kadar efektif olduğunu bilmiyordum. Bunu da sizden öğrendim. Peki Ömer Bey, kahvenin geçmişi hakkında gayet güzel bilgiler verdiniz bize. Türkiye'de ve dünyada kahvenin geleceği hakkında neler düşünüyorsunuz? Pişirme tekniğiyle başladık. Bir iki teknik daha var. Aslında onları da anlatıp hemen geleceğine yön verelim. Yani bu şu geçmişindeki oluşumundaki süreçleri yakalayalım. Bugünü, şimdiki zamanı yakalayıp hemen geçmişe devam edelim ki bizi dinleyenler de en azından şunun farkında olsunlar. Bölük pörçük ve paramparça kalmasın. Çünkü kahve çok derinlemesine incelenmesi gereken ve çok iyi yorumlanması gereken bir konu ki hem içerisine kimya giriyor, matematik giriyor, yani geçmişi var, geleceğiyle alakalı teknolojik aletler var. Bunları doğru yapıda anlatalım. Dinleyicilerimiz de kafalarında hani bizi dinlerken anımsasın ve iyice özümsesin, benimsesin bunları. Şimdi pişirme tekniğini konuştuk ama pişirme tekniğinden sonra konu şeye geliyor. Kahvenin dünya üzerindeki yolculuğuna geliyor. Burada da kullanılan ekipmanlar başlıyor. Bu ekipmanlar neler oluyor? İşte bir mokapot denilen, evde kullanılan bir mokapot kültürü de var. Nasıl bizde Türk kahve kültürü varsa İtalyanların, işte Fransızların ya da Avustralyalıların ya da kahve tüketen herkesin, bizde de var mokapot, herkesin evinde vardır. Evet. Bir mokapot geleneği başlıyor. Mokapot geleneği de ne kadar çok kullanırsan o kadar verimli bir alet deniliyor ve bu gelenek olarak da kişiler miras gibi babadan oğula, işte ailede gelinine, çocuğuna bırakan bir genel kültür olarak da yaşatmaya bakıyorlar. Mokapot aslında basınç tekniğiyle kahve üretimini sağlayan bir, yine elektronik olmayan bir manuel cihaz. Fransa'daydı yanlış hatırlamıyorsam. Fransa'da çalışan, alüminyum fabrikasında çalışan bir İtalyan. Oradaki hayatını bitiriyor ve İtalya'ya geri dönüyor. Hatırladığım kadarıyla hikaye bu. Komşusunun ve kahveye de çok meraklı ve bir şeyler üretmek istiyor, bir şeyler keşfetmek istiyor. Kahveyle alakalı birkaç deneme yaptıktan sonra komşusunun bir kazanlı manuel çamaşır haznesi olduğunu görüyor. Alttan bir ateş düşünün. Suyla yıkanan bir çamaşır haznesi düşünün. Ve bir baca sistemi var. Baca bu sistemden dumanını çekerek atıyor ve şeyin de çamaşırlarının da kurumasına yardımcı oluyor. Bundan esinleniyor ve mokapotu yapıyor. Mokapotta da 3 parça var. İkiye ayırıyorsunuz. Bir kafa kısmı var. Kafa kısmının ortasında ince uzun bir boru vardır. Ortasında da süzgeçli kahveyi koyabileceğiniz bir hazne var. Bir de alt haznesi var. Alt
kahvaltı haznesinde de su koyuyorsunuz. Kenarında da böyle bir düdüklü tencere gibi bir alan var. Buhar basınç yaptığı zaman oradan atsın ya da su fazla bir sıkıntı olduğunda oradan atsın diye pistonlu bir sistemdir. Şimdi ateşe koyuyorsunuz. Bütün suyunuzu koydunuz. Kahvenizi koyup kapattınız. Kısık ateşe koyduğunuzda alttan gelen basınç kahvenin, suyun kahveye ulaşmasını sağlıyor. Kahveyi demliyor. Demledikten sonra o hazneden borudan çıkıp kahvenin demlenmiş boşluğa akmasını sağlıyor. Bu da basınçla olan bir teknik aslında. Mukapot tekniği değil, basınçla yapılan bir teknik. Sonra bir kadın pistonlu, iki tane mavsallı böyle pistonla sıkıştırarak kahve yapma tekniğini buluyor. Sonra bu iş kazanlı sistemlere giriyor ve kazanlı sistemlerle birlikte elektronik cihazlar oluşturuluyor. Bu kültürü de oluşturan ve bu cihazları da geliştiren kişiler İtalyanlar. İtalyanlar denilince akla espresso ve kahve geliyor. Ama işte kahvenin oluşum süreci bizim Yemen'den başlayıp buralara kadar ilerliyor. Ve espresso ile birlikte yapılan espresso bazlı kahve türevleri ortaya çıkıyor. Bunlar ilerlemeye başlıyor. İşte ne oluyor? Bir hikaye geliyor. İşte bir savaş esnasında Amerikalılar İtalyan bir kafeye geliyor ve espressoyu içiyor. Çok sert geliyor. Diyor ki ben bunun içine birazcık su alabilir miyim? İtalyanlar bu sefer Americano içeceğine, Amerikanlar bunları su istediği için, su katıldığı için Americano diye tabir ediyor ve literatüre bu şekilde yerleşiyor. Bunun gibi yerleşen bir dünya kahve reçetesi var. Kahve çekirdeğiyle yapılan, espresso bazlı kahvelerle yapılan reçeteler ortaya çıkmış oluyor. Bunları geliştirmek için espresso makineleri ortaya çıkıyor. Tek gruplar çıkıyor, iki gruplar çıkıyor, üç gruplar çıkıyor. Otomatik kahve makineleri çıkıyor. Bir de filtre sistemiyle yapılan, yani filtre tekniğiyle yapılan kahveler var. O kahveler de suyun belli bir sıcaklığa ulaştıktan sonra yukarıdan damlatarak, yani yumuşak bir dokunuş hissedin kahveye. Yumuşak bir dokunuşla kahveyi demliyor. Kağıt filtre, metal filtreden geçiyor. Geçtikten sonra demleniyor. Pişirme tekniği değil bu. Basınç tekniği değil. Yukarıdan damlama sistemiyle veriliyor ve filtreleniyor. Filtre kahveler ortaya çıkıyor. Filtre kahve kültüründe yine işte en çok benim bana yakın hissettiğim yerler Etiyopya bölgesi, işte Endonezya bölgesi. Single origin kahve çeşitliliğini daha iyi ortaya çıkartan kahve tekniği, filtre kahve tekniği. Bütün kahvenin içindeki karakteristik özellikleri doğru tekniklerle demlediğinizde alabiliyorsunuz. Bu çeşitlilikler ortaya çıkıyor. Bununla birlikte soğuk demleme teknikleri ortaya çıkıyor. Yani birinci nesil, ikinci nesil diye adlandırıyorlar. Sonra üçüncü nesil diye günümüzde son aslında dünya genelinde 15 yıl diye biliyorum ben. 10-15 yıl arası bir gelişim çağı var. Ve bir trend oluştu. Bizde de 2014 ile işte 2024 10 yıldır bu trend devam ediyor ama diğer ülkelerde daha öncesinde var. Bir Alman kimyager Chemex denilen bir aparat üretiyor, icat ediyor. Aeropress denilen yine basınç tekniğiyle yapılan bir ekipman icat ediliyor. Bunlar da uzun yıllar önce yapılan var. Aeropress, Chemex örnek veriyorum, 1900'lü yıllarda icat edildiyse Aeropress 2004-2003 yılında icat ediliyor. Yani bu kültürün hazırlık aşamaları da o yıllardan geliyor. Bunlar da yapıldı ama üçüncü nesil denilen trend diye bir akım çıktı ortaya. Bu akımda da bu ekipmanlar kullanılıyor ama bunu doğru terimlemek nedir diye sorarsanız günümüzde, yani günümüze geldik biz, geçmişten bugüne geldiğimizde bu üçüncü nesil kahve ve kahve kültürünü yansıtan bu şey nedir, trend nedir diye yorumlarsak kahvenin kişiselleştirilmiş haline biz üçüncü nesil kahve diyoruz. Yeni nesil kahvecilik akımı diyoruz. Bu da evrenselleştiriyor kahveyi. İkinci nesil kahve makinesi yapılırken şunu söylüyorlar. Espresso makineleri kurulduğunda belli bir basınca, belli bir su sıcaklığına ve belli bir gramaja ihtiyaç duyuyor. Ama yeni nesil kahvecilikte de belli bir kahve gramajına ihtiyacın yok. Belli bir su sıcaklığına ihtiyacın yok. Belli bir saniyeye ve zamana ihtiyacın yok. Doğru bir kahve makinesiyle ya da ekipmanla damak zevkine uyan her kahve artık evrenseldir ve doğrudur deniliyor. Tabii bunun içinde çok teknik terimler de var. Onlara daha sonra bir program daha yaparsak gireriz. Ben hızlı geçeyim. Şimdi geleceğimiz ne olacak? Dedik ya Türk kahvesini biz Türkiye'de ve Türk kültüründe falcılıkla, hayalle ve kendi özleşmiş değerlerimizle, kültürlerimizle ortaya koyup bir ticarethane yaptık. Bir cezveden bir Türk kahve makinesine ve Türk kahve otomatlarına geldik teknolojik anlamda. Bunda dünya pazarında birçok firma ithalatını ve ihracatını gerçekleştiriyor.
sürüyor. Ama kahve makinesi, yani espresso makinesi, diğer ülkelerde yapılan şeyler çok gelişti. Biz bu konuda hala kendimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Kahve bir ürün, fakat kahve ürünü çeşitliliği belli bir alanda kalıyor. Bunu domine eden genel taşlar da su değerlerini ölçen TDS iletkenlik ölçüm aletleri, kavurma aletlerinin teknolojik gelişmeleri, otomatik kavurma tesislerinin kurulması, otomatik paketleme makinelerinin kurulması, öğütme makinelerinin üretim tesisleri için insan gücüne ihtiyaç kalmadan kurulma aşamalarına kadar her şey kuruldu. Her şey kurulmaya ve geliştirilmeye devam ediyor. Makinalarda baristaların hatalarını daha aza indirebilmek için teknolojik ekipmanlar gelişiyor ve gelişmeye devam ediyor. Bununla birlikte süt, sadece bir süt ısıtma cihazı bile yapılıyor. Buna el değmeden, sadece sütü doldurup bırakıyorsunuz, el değmeden yapılıyor. Ki bence doğru bir durum değil. Bir barista elini yakmadan o sütü ısıtmamalı diye savunuyorum ben. Onun dışında filtre kahve makineleri gelişti ve pazarlama araçları çok büyüdü, çok gelişti ve gelişmeye devam ediyor. Ama geleceğinde bu kahve olmadan bu teknolojik yatırımlar olur mu? Olmaz. Bunların hepsi birbirine bağlı bir zincir. İyi kahveyi elde etmek için yetiştiği iklim şartlarının doğru olması lazım. Hasat yönteminin doğru olması lazım. Hasatla birlikte kavurma tekniğinin doğru olması lazım. Bu doğrulukla birlikte öğütme ve iyi eğitilmiş bir barista bunu iyi işlemeli ki topraktan fincana doğru bir kahve çıksın. Ama topraktan fincana gelen bu kahvenin serüveninde domine eden teknolojik ekipmanlar da doğru bir pazar stratejisi ilerletmezse, yani buradaki ticaretlerini yetiştirilen kahve bölgelerindeki kuruluşlara, derneklere, işte fonlara yatırıp bu fonlarla birlikte kahvenin geleceğini koruyacak yatırımlar yapmaya devam etmez ve keserlerse kahveyle olan serüven biter. Tabii ki de bitmeyecek ama bitme ihtimali olabilir. Evet Ömer Bey, şunu da merak ediyorum aslında. 15 yılı aşkın süredir sektörde olan birisi olarak sizce Türkiye'de ve dünya genelinde nitelikli kahve işleme sürecinde yapılan hatalar nelerdir? Soru için teşekkür ediyorum Özgür. Güzel bir soru. Şuna değineyim. 15 yıl bizim için çok uzun bir süre değil. Benim deneyimlerim için de. Kendimden bahsedecek olursam, yani bu sektördeki gelişmeye açık hale getirmek için neler yapıyorum? Benden daha tecrübeli insanlardan edindiğim bilgileri kendim yorumlayarak hareket ediyorum. O yüzden öncelikli olan konulardan birisi eğitim. Yani bilinçli bir eğitim verdiğimiz, sektörde eğitim verdiğimiz genç arkadaşlarımız bu eğitimleri kendi renklerine katarak sektöre yön verebilecek pozisyona sokmaya çalışıyoruz. Fakat global markalar, global markaların oluşturduğu kahve kültürü, işte şuruplu kahveler, sütlü kremalı kahveler gibi kültür bunun daha çok önüne geçiyor. Nitelikli kahvenin en önemli temel taşı sudur. %99'u sudur. %1 de kahveyle alakalı içerisinde bulundurduğu bütün karakteristik özelliklerdir. Şimdi su tüketimi çok yapıyoruz. Yiyecek içecek sektöründe de çok yapıyoruz. Ve su tüketimiyle alakalı bir sürdürülebilir ekosistem dengesi yaratılması lazım. Bu bir ders olarak, konu olarak işleniyordur belki. Bizim zamanımızda işlenmiyordu ama sizin konularınızda işleniyorsa mükemmel bir şey. İşlenmiyorsa da işlenmesi gerekecek bir farkındalık yaratmak gerekiyor. İkinci konu da kahvenin dönüşümüyle alakalı, posasıyla alakalı bir geri dönüşüm oluşturuluyor. Bu yapılıyor, yapılmaya devam ediliyor. Sabun yapılıyor, işte kap yapılıyor, çanak yapılıyor. Ama belki bir yakıt sisteminde kullanılabilir mi bilmiyorum. Bilgim olmadığı için sesli düşünüyorum. Bu tüketilen şeylerin atıklarını geri dönüştürme sistemi yaratmamız gerekiyor. Hatalarımızdan ve kenara attığımız şeylerden birisi bu. Bu sorunun en net cevabı bu olabilir. Bir de süt tüketimi yapıyoruz. Süt de inanılmaz tüketiyoruz ve çok atık sütümüz var. Bu atık sütlerle alakalı bir şey yapılabilir mi? Onu da bilmiyorum. Bununla alakalı sorularım var ama araştırmaya devam ediyorum. Net bir cevabı yok. Bununla alakalı tartışılmalı, konu başlıkları yaratılmalı ve bu konu başlıklarıyla birlikte üzerine gidilip projeler üretilmeli. Ve projelerde desteklenmeli diye düşünüyorum. Kesinlikle sürdürülebilirlik sadece kahve üzerine değil, gastronominin her alanında kesinlikle baş tacı etmemiz gereken sorunlardan bir tanesi. Bunda da dediğiniz gibi sektörün devleri üzerine düşen vazifeyi yerine getirip sürdürülebilirliğe biraz daha önem gösterirlerse daha yaşanabilir, daha barışçıl bir dünya içerisinde yaşamaya devam edebiliriz diye düşünüyorum. Kesinlikle, ama en büyük yaptığımız hatalardan yine birisi eğitim. Eğitimi, barista eğitimlerinden tutun sektörel eğitimle alakalı turizm sektörüne nitelikli personel yetiştirmemiz gerekiyor diye düşünüyorum.
Eğitime bu kadar önem verdiğinizi söylediniz. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi bünyesinde doktor öğretim üyesi Müesser Korkmaz ile birlikte yürüttüğünüz eğitim projelerinden biraz bahseder misiniz federal kafi kampanya olarak? Biz kurulduğumuz günden beri bütün bizimle çalışan ekip arkadaşlarımızı eğittik. Ben de eğitildim. Nasıl eğitildiğimi çok iyi biliyorum ve eğitimimle birlikte bizimle birlikte gelen insanları eğitiyoruz. Bunun başında olan şey inanmak. İnandığımız için bu yapıyı kurduk ve yaşatmaya sürdürülebilir hale getiriyoruz. Yola şöyle çıktık. Ben de öğrenciyken çalıştım ve öğrenciyken kazandığım rakamların aslında çok yeterli olmadığını, yaptığım işe emeğimin karşılığı olmadığını hep hissettim. Ve şu an bizimle çalışan arkadaşlarımız da hep aynısını savunuyor. Çünkü dünya değişiyor, hayat değişiyor, kültürler değişiyor, farklılıklar ortaya çıkıyor. Ya da rakamlar, enflasyon oluyor, savaş oluyor, başka bir şey oluyor. Herkes kendini koruma altına almak istiyor. Kesinlikle. Öğrenci olmak Türkiye'de çok zor. Hem eğitim alıp aldığınız eğitimi de uygulamanız inanılmaz zor. Şu dönemde hele ki pandemi atlattıktan sonra size kolaylıklar diliyorum. Teşekkür ederiz. İşiniz kolay değil. Ama biz de kolaylaştırmak için gönül verdik ve bir proje başlattık. Dedik ki nerede yaşıyoruz? Çanakkale'de yaşıyoruz. Yaşadığımız bölgede bir üniversite var ve bu üniversitede de Müesser Hocam sağ olsun gönül vermiş bu konuya ve bu konuyu açmış. Ben de dedim ki bir fikrim var. Şöyle bir organizasyon şeması çizelim mi? Öğrencilerimizi yetiştirelim. Teorik bilgileri siz veriyorsunuz, pratik bilgileri de biz ekleyelim. Bununla alakalı ne yapılması gerekiyorsa elimizi taşın altına koyalım. Üniversitenizin içinde akademi yapalım. Kendisinin projesi de zaten bu yöndeydi. Yapalım, ben de bunu geliştirmek istiyorum ama nasıl başlayacağımızı gösterirseniz sevinirim dedi. Bildiğim kadarıyla federal için bir ilk değil bu. Zaten akademiniz var Türkiye'nin başka noktalarında. Yani barista eğitimi veriyorsunuz. Bunun yanı sıra bir de öğrencilere doğrudan destek olabilmek için Çanakkale 18 Mart Üniversitesi bünyesinde bir akademi daha kuruldu. Doğru anladım değil mi? Evet, kesinlikle doğru. Ama ilk önce Nişantaşı Akademimiz kuruluyor. Bu kurulan marka ile birlikte kuruluyor. Çünkü biz eğitim verdikten sonra şubelerimize, bütün personellerimize gönderiyoruz. Yani personelleri direkt başlatıp hadi başla, bu kahve makinesi, bu da kaşığı, bu da kahve diye tanıştırmıyoruz. Kavurma üretim tesisinden başlıyor iş. Gösterip kahvenin serüvenini anlatıp eğitimini verip sahaya ya da şubelere gönderiyoruz. Burada da aynı şekilde devam ediyor. Şimdi öğrenci olarak sizin dediğim gibi yani yaşam, hem yaşayıp hem hayatta kalıp hem de para kazanıp okuyabilmek, bir şeyler öğrenebilmek çok güç. Biz de dedik ki Müesser Hoca'yla, öğrencilerimiz zaten dışarıda turizm sektöründe ya da yiyecek içecek alanında ekstra çalışıyorlar. Çalışıyorlarken de asgari ücretin altında rakam alıyorlar. Çünkü deneyimleri yok. Biz bir altın bilezik verelim öğrencilerimize. Pratik bilgilerin yanında, yani pratik bilgileri de ekleyelim. Siz teorik bilgilerinizi verin. Pratik bilgilerle birlikte de öğrencilerimize bir deneyim kazandıralım. Buhar çubuğunu tutsun, eli yansın. Kaşığı tutsun, kahvesini öğütsün, yanlış öğütsün, doğru öğütsün. Bir kahvenin oluşum hikayesini bir kültür olarak yansıtalım ve eğitimini verelim. Bu eğitimi alan öğrenci zaten bu özgüveni alacağı için ben baristayım. Evet, bugün sosyal politikalar okuyorum ya da fen fakültesinde okuyorum. Gastronomi öğrencisiyim, mutfak okuyorum. Ama başka alanlarda okuyan öğrenciler de bu eğitimden faydalansın. Ben baristayım, bu işi biliyorum. Asgari ücretin altında çalışmak istemiyorum. Çünkü bizim üniversitemizin içinde bir kuruluş var. Buradan biz eğitim aldık. Sizin de işinizi, işletmenin de işini kurtarabilecek, kurtarabilecek ve bu işi iyi yapabilecek nitelikteyim. Özgüvenini kazansın istiyoruz. Bu yüzden kurduk. Bu konudaki destekleriniz için üniversitemiz adına ben de acizane teşekkür etmek istiyorum. Peki Ömer Bey, programın sonuna yaklaşıyoruz yavaştan. Eklemek istediğiniz bir detay var mı sonlara doğru? Yani çok eklenecek şey var aslında. Konumuzun, kahvenin konusu bitmeyecek bir yaşam kültürü. Benim eklemek istediğim şey, Çanakkale çok güzel yaşanılabilir bir memleket. Kahve kültürü de hızla yayılıyor ve burada genişliyor. Arkadan gelmesine rağmen yakalayacak birçok faaliyet elde ediliyor. Bizim niyetimiz tamamen bütün bilinçli topluma
tüketim bilincini de yansıtmak. O yüzden kahve içicisi olarak kahveyi yakından tanımanızı tavsiye ediyorum. Bu kahvenin sadece bir sıvı içecek olmadığını düşünmek, bir kültür olduğunu, kültürle birlikte 400'e yakın tadım notu olan ve doğru tekniklerle demlendiğinde de uçsuz bir deniz, yani lebidariya bir deniz olduğunu belirtmek istiyorum. Bu konuda da projelerimiz hala devam ediyor. Bizim üniversite dışında da devam eden bir projemiz daha var. Orada da mesleki edindirme olarak gönülden vereceğimiz bir hizmet anlayışı sağlayacağız. Hangi sektörde olursa olsun, sizin gastronomi bölümünüz haricinde buradaki eğitim zamanına yetişemedikleri zaman gelip Ömer Özgel'den, Federal'den başvurularını yapıp tamamen ücretsiz eğitimlerini alacak hale getirmeyi planlıyoruz. Bu konuda biz %100 desteğimizi vereceğiz. Yeter ki çalışan öğrenci arkadaşlarımız asgari ücretin altında çalışmasın ve yaptıkları işe gönül verip inansınlar. Okudukları zaman sürecini 4 yıllık 6 yıllık süreçlerinde hızlı bir şekilde tamamlayıp başarı elde etsinler. Bizden sonra bu işleri devam ettirecek olan kişiler sizlersiniz. Siz gönül verdiğiniz sürece, inandığınız sürece biz de başarılı olmaya devam edeceğiz diyeceklerim bunlar. Sektöre mümkün mertebe yön verdiğiniz için ve destek verdiğiniz için ben çok teşekkür ederim. Evet Özgür, senin eklemek istediğin bir detay var mı? Evet elbette. Öncelikle gastronomi ve mutfak sanatları bünyesinde doktora öğretim üyesi Müesser Korkmaz'ın yürütücülüğünü yaptığı proje kapsamında kurulan kahve atölyesi ve çeşitli workshoplardaki destekleriniz için bütün bölüm öğrencileri adına teşekkür ederim Ömer Bey. Bunun dışında tabii ki programımıza katıldığınız için, bize kahve hakkında çok değerli bilgiler verdiğiniz için çok çok teşekkür ederim ekibim adına. Güzel bir programdı, lezzetli bir programdı. Ben teşekkür ediyorum sizlere. Bu değerli vakti siz de benim için ayırdınız ve değerli izleyicilerle, dinleyicilerle buluşturdunuz. Özellikle Müesser Hoca'ya da çok teşekkür ediyorum. Onun inancı sayesinde bir şeyler ortaya çıktı ve başarılı bir şekilde en son noktalara kadar götürebileceğimizi ve sürdürülebilir bir başarı elde edeceğimizi onun sayesinde inancım tam. Tekrardan teşekkür ediyorum. Kıymetli Kams FM dinleyicileri, Çanakkale'nin genç sesi 104.7 mutfağın frekansında bugün Ömer Özgel bizlerle birlikteydi. Bizlere eşlik ettiğiniz için teşekkür ederiz. Dilerseniz bizleri Instagram adresimiz olan Kampüs FM Çomu üzerinden takip edebilir, radyo.çomu.editöre üzerinden dinleyebilirsiniz. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.